Azərbaycanlı qardaşlarımızın Xocalıda yaşadıkları ağrını biz həmişə hiss edəcəyik. Lakin Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü bu il ötən illərlə müqayisədə fərqli şəkildə anılır. Çünki artıq Xocalıda qətlə yetirilənlərin qanı yerdə qalmayıb. Bugün tabii Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanında 29 yıl önce Xocalı'da yaşanan katliamın acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bugün de başkentimizde böylesine anlamlı bir etkinlikte bir kez daha Xocalı şehitlerimizi gururla yad ettik, rahmetle yad ettik. Allah onlardan razı olsun. Maalesef 29 yıl evvel tarihte nefretten beslenen, zulümden beslenenlerin 29 yıl önce Xocalı'da genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla, çocuğuyla orada nasıl bir katliama sebebiyet verdiğini, bütün dünyanın da buna nasıl sessiz kaldığını gördük. Ama Türkiye olarak o günde, bugün de ne Azerbaycan'da ne de dünyanın başka bir yerinde yaşanan hiçbir katliama, hiçbir zulme sessiz kalmadık, kalmıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür diye haykırdığı bu gerçeği, bütün dünyadaki zulmün, vahşetin durması için Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Türk Cumhuriyetleri olarak ortak çabamızla taşlandırıyoruz ki bu dayanışmanın, bu kenetlenmenin bir sonucu olarak 44 günde azat olan Karabağ bu bir zafer olarak, ortak zaferimiz olarak tarihe kaydedildi ve işgal son buldu. Konuşmamda da ifade ettim. Yıllarca acının, hukuksuzluğun, zulmün üzerinde raks edenler bizim kenetlenmemizle, bizim dayanışmamızla ne hale geldiler? Bütün dünya gördü. Hiçbir zaman Xocalı'yı unutmayacağız, unutturmayacağız ve şehitlerimize olan borcumuzu her zaman daha müreffeh, daha kalkınmış, daha güçlü, daha barış içinde bir Kafkasya Türk Cumhuriyetleri olarak dünyaya gerçekten bu mesajı vermeye devam edeceğiz.